Gülnur Tuğaltay. Bundan tam 19 yıl önce evden çıktı, doktora gitti. 15 yaşındaki kızı Çağla Tuğaltay evindeydi. Merak edip evine döndüğünde kızının evde boğazı kesilerek öldürüldüğünü öğrendi. Evinin kapısında zorlama izi yoktu. Katil evde elini yıkayıp gitmiş, üstelik de kimse de görmemişti. Anne Tuğaltay'ın yaşadığı acı hiç bitmedi. Cinayeti kim, neden işledi, bu soru hiç çözülemedi. Ancak tam 14 yıl sonra Çağla'nın tırnakları arasındaki katilin DNA izi bulundu. Cinayetin dosyası halen açık. Anne Gülnur Tuğaltay tam 19 yıldır çektiği acının dinmesi için öncelikle polisten, sonra da herkesten acil yardım istiyor. Çünkü bir yıl içinde katil bulunamazsa dosya zaman aşımından düşecek. Apartmandan 3 sefer Çağla'nın çığlığı duyulmuş. Ama kimse merak edip de çıkmamış bile. Kapıda herhangi bir zorlama yok, evde dağılma yok. Kanlı ellerini bizim mutfaktaki lavabomuzda yıkamış. Çağla'nın öldürülmesinden tam 14 yıl sonra tekrar dosya açıldı. Bu tırnaklarında bulunan bir DNA, katilinin olduğu düşünülen bir DNA'ya rastlanıldı. Bu tabii bize bir umut oldu. Bir gün mutlaka yakalanacak umuduyla yaşıyorum. Bu umut beni yaşatıyor. Ben 5 Haziran 2000 tarihinde cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay'ım. Benim o gün doktor randevum var saat 3'te. Ben de sabah Çağla'yı okula gönderdim. Unutmasına karşı apartmanda bir komşumuz var. Eşimi çocukluğundan beri tanıyan insanlar. Onlara da anahtarı vermiştim. Bir yedek anahtarı vermiştim. Ben doktora gittim saat 2 gibi falan evden çıktım. Evi arıyorum, cebe arıyorum, bir türlü ulaşamıyorum. Bu arada tarif edemediğim böyle bir sıkıntı geldi, terleme geldi, bunaldım. 2 dakikada bir falan Çağla'yı aramaya başladım. Ve randevumun gelmesini beklemeden doktordan çıktım. Komşuyu aradım. Komşu da ben çıkayım bakayım dedi. Kapıyı açıp bakmış. Aynadan yansımasını görmüş. Çağla bu ne biçim yatmak demiş. Sonra odaya girince ayakları yataktan sarkık, boğazı kesilmiş vaziyette görmüş. Geldik, korkunç bir kalabalık var evin önünde. Ekip arabası, insanlar sokaklarda. Bizim apartmanın önüne doğru yığılmışlar. Koşarak biz apartmana girdik eşimle beraber. Beni bırakmadılar yukarıya. Eşim girmiş, ben göremedim Çağla'yı o vaziyette. Soruyorum ne olmuş, bayılmış mı, bayılmış, hastaneye götürüyorlar diyor. Sonra bindik arabaya, emniyete gittik. Abimin eşi geldi odaya, biz ikimiziz odada. Ne olduğunu tahmin ediyorsun dedi. Dedim ki bayılmış mı dedim. Yok dedi. Tecavüz mü edilmiş dedim. Yok dedi. Daha kötü dedi. Ölmüş mü dedim. Başını salladı. Silahla mı dedim. Bıçakla dedi. Yengem bana söyledi. Söyledikten sonra böyle hani boğazımdan şu karnımın ortasına kadar bir alev kümesi düştüğünü hissettim.
Bağırmak istiyorsun, bağıramıyorsun. Ağlamak istiyorum, sadece şunu hatırlıyorum ben. Ah canım benim. Ben dedim ki ah Nedim dedim, ne geldi bizim başımıza dedim. Ben bir daha hayatta o evde oturamam dedim. Tamam sen şimdi bunları düşünme dedi. Başım böyle yapıyor. Yakınında annemin evi vardı. Annemin evine gittik. Çağla'yı gasilhaneye getirdiler. Ben gasilhanenin kapısındaydım. İşte sarmışlar, sarmalamışlar. Bir tek yüzü açıktı. Son o zaman gördüm işte. Adli tıpta incelemeye alındıktan sonra 2-3 gün sonra bize onun raporu geldi. Raporunda tecavüz yok. Bizi bir nebze rahatlattı ama hunharca öldürülmesi gerçeğini değiştirmedi. Çağla bir de çok ürkek bir çocuktu. Yani tanımadığı, bilmediği kimselere kapıyı açmaz. Kapıda herhangi bir zorlama yok, evde dağılma yok. Bir de olayı yaptıktan sonra kanlı ellerini bizim mutfaktaki lavabomuzda yıkamış. Evden de hiçbir suç aleti kullanılmamış. Yani katil bunu bilerek tedbirli gelmiş eve. Apartmanda 3 sefer Çağla'nın çığlığı duyulmuş. Ama kimse merak edip de çıkmamış bile. Bir güzel katil de elini kolunu sallaya sallaya çıkmış ve gitmiş. Ama hiç kimsenin bir şey söylememesi çok enteresan. Hiç gören yok, duyan yok, bilen yok. Kızım Çağla öldürüldükten sonra 1,5 yıl, 2 yıl annemle birlikte yaşadım. O evi de, olayın olduğu evi de 2 yıl kadar kapattık. Deliller yok olmasın, herhangi bir şey dağılmasın diye. Zaman zaman anahtar ekiplerdeydi. Zaman zaman ekipler gidip evde, apartmanda incelemeler yapıyordu. Bir gün telefon çaldı, telefonum çaldı. Cinayet Büro Amirliği'nden dosyayla ilgilenen ekip arkadaşlarından bir tanesi aradı. Abla şubeye kadar gelebilir misin dedi. Çağla'nın öldürülmesinden tam 14 yıl sonra tekrar dosya açıldı. Adli tıp tarafından. O zaman bulunan bulgular tekrar incelemeye alındı. Tırnaklarında bulunan bir DNA, katilinin olduğu düşünülen bir DNA'ya rastlanıldı. Bu tabii bize bir umut oldu. 14 yıl sonra bir belirsizliğin ardından bize bir ışık oldu. Şimdi o erkeğe ait DNA kime aittir onu bulma çabası içindeyim. Biz de umutla ve sabırla oradan gelecek sonucu bekliyoruz. Araştırmalar devam ediyor. Ben 1 yıl kadar önce de dosyanın akıbetine acaba bir gelişme var mı diye savcılığa gittim. Kızımın katilinin bulunmasını beklerken dedi ki dosyanın süresi 20 yıl. 5 Haziran 2000'de olay oldu. 5 Haziran 2020 geldiğinde dosya raflara kalkacak. Raflara kalktıktan sonra bir gün sonra katil gelip de benim vicdanım sızladı. Çağla'nın boğazını ben kestim dese bile ben hiçbir şey yapamam dedi. Kanım dondu. 19 yıldır bu belirsizlikle yaşamak hiç kolay bir şey değil. 4 kişilik bir aileyken 3 kişilik bir aileye düştüm. Ve bu büyük bir yokluk, büyük bir kayıp. Hiçbir günahı olmayan 15 yaşında daha okul talebesi çocuğun günahı yokken vahşi bir cinayete kurban gitmesi insanı çok yaralayan bir şey. Bir anne de bu duygularla 19 yıl çok psikolojik tedaviler gördüm. Antidepresanlar kullandım. Hastanelere kalktığım çok zamanlar oldu. Hastanede yattım. Bu hiç kolay şeyler değil. Ben haftanın 2-3 günü mezarlığa gidiyorum. Ve Allah'ım
bunu yapanın eli ayağı birbirine dolaşsın, bana bir çıkar yol göster Allah'ım diye dua ediyorum. Ama bu dile kolay 19 yıl. Ama ben bir gün mutlaka yakalanacak umuduyla yaşıyorum. Bu umut beni yaşatıyor. Bu dosyanın süresi bitse bile benim mücadelem bitmeyecek. Biliyorum. Beni izliyorsun. Gel sen teslim ol. Kızım da mezarında rahat uyusun. Benim de 19 yıldır bitmeyen gözyaşlarım bitsin. Başbakan lakaplı Göztepe amigosu İsmail Kucaoğlu tam 40 yıldır tribünleri coşturuyor. Bir hareketiyle binlerce seyirciyi coşturan Kucaoğlu'nun gecesi gündüzü Göztepe. Ünlü tiyatrocu Rıza Kucaoğlu'nun babası olan amigo İsmail'in Göztepe tribünlerden geçen hayatını ve anılarını anlattı. 1925'te güneş doğduğu İzmir'de Göztepe aşkı 1960'lı yıllarda başladı. Mesela o zaman haftada iki maç oynanıyordu. Cumartesi, pazar. Tabii çok eski kadrolar, Arap İzzetler'in, Güler abilerin, Kaleci Nevzat abilerin oynadığı dönemlerde, Seracettinlerin falan oynadığı dönemlerde ben maç seyrediyordum. 60'lı yılların birkaç yıl sonrası biz her hafta maça giderdik. Tepecik'ten yürüyerek Alsancak sanırım maça giderdik. İşte orada güneşlik satardık. O güneşlikleri tekrar maçtan sonra havaya atardık, toplardık. Ertesi maç yine giderdik. Her hafta maça gide gide böyle fanatiklik oluştu bizde. Tabii unutamadığımız maçlar oldu bu meyanda. İnanılmaz sevgiyle taptık sana Göztepe. İnanılmaz sevgiyle taptık sana Göztepe. Yağmur çamur demeden düştük senin peşine. Yağmur çamur demeden düştük senin peşine. Unutamadığım maç Vojvodina maçıydı. 2-1 orada mağlup olmuştuk. Hatta onların santraforlarıyla Nihat abi şey yapmıştı. Yine nasıl büyük bir başlık atmıştı. Bunun hesabı İzmir'de sorulacak falan. Gürsel abi rahmetli penaltı kaçırdı. Çok ıslak bir sahaydı. Ali abi de bacak arasından gol yedi. 1-0 mağlup olduk. Ben orada hastalandım, bayağı bir hastanede yattım yani. Zaten bir yerden atlarken stada zifler falan üstümüz başımız. Bir de o yağmur. Daha sonra işte Atletico Madrid maçını unutamıyorum. Huerta'nın, Adelardo'nun kırmızı kart gördüğü. Hakemin, yan hakemin bayrak sopasıyla bunları dövdüğü. İşte Başbakan Süleyman Demirel'den, Genelkurmay Başkanı Faruk Güller'den gelen mesajlar. Stad işte göz Göztepe sesleriyle ilgili. Halil abinin o attığı penaltı golü falan. Bunları tabii unutamıyoruz. Galata maçında ben kale arkasında, beden terbiyesinin arkasında stada sahanın içine giriyorum. Maçtan sonra futbolcuları gezdirmek için. Son dakikalardı. Hakem de maçı bitirmedi. Orada Galatalı bir futbolcu koptu. Geldi uzun bir top bizim kaleciyle karşı karşıya falan. Ne olacak dedim, gol atacak bu. Kendimi kaybedip attım topun üstüne. Yani gol oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Herhalde olmadı. Çünkü polisler beni apar topara götürdü. Sonra olmamış gol. Öğrendim yani. 1925'te güneş doğduğu İzmir'de inanılmaz sevgiyle taptık sana Göztepe. Rize maçıydı. Atatürk Stadında. Rize Spor'a maç yaparken Başbakan Mesut Yılmaz maça geliyor diye anons yapıldı. Ben de taraftarı susturdum. Tabii ki başbakan geliyor yani normal. Başbakanımız geliyor falan diye. Susturdum taraftarı. Susun falan yaptım böyle. Anons iki defa, üç defa anons edildi. Seyirci sustu. İşte başbakanımız Mesut Yılmaz maça geliyor diye. Orada bizim grup birden Başbakan İsmail diye bağırmaya başladı. Böyle susun dedim. Ben susun dedikçe yayıldı o. Yayıldı. Bütün stat Başbakan İsmail, Başbakan İsmail. Yaklaşık
5 dakika falan hiç susmadan Başbakan İsmail'e bağırdılar. Armut dibine düşer başka. Bir şey olmazdı. Nasıl başlamasın ki? Benim oturduğum ev, kahve yan yana ve bir de üstte bir kat var. O kat sadece Göztepe flamalarını, davulları ve malzemelerin olduğu bir yer. Bütün Göztepe'liler geliyor. Orada yazılar yazıyoruz, orada flamalar yazıyoruz. Karşıda park var. Müthiş bir şekilde bir ambiyans var orada. Çocuk da orada büyüyor. Bütün Göztepe'de otobüsler, deplasmanlar oradan kalkıyor. O büyük flamalar orada yazılıyor yerlerde sabahlara kadar. Ben Rıza'nın, unutmuyorum, makasla konfeti keserken uyuduğunu biliyorum. Hatta Rıza ufaktı mesela. Kayseri maçına maskot çıkardım Sadullah zamanında falan. Daha 4 yaşında bir maskot çıktı. Şimdi o çocuk nasıl Göztepe'li olacak? Deplasmana gidiyoruz. 7 yaşında, 8 yaşında ben onu deplasmana götüremem. Korkuyorum. Rahmetli babam arka kapıdan bindirip saklatıyordu. Manisa'ya geliyorduk. Bir yolda çıkıyordu Rıza piyasaya. Oğlum sen nasıl geldin, niye geldin, artık mecburen. Her deplasmanı böyle saklanarak gelmiştir. Benim gönlüm neyi istiyor biliyor musunuz? Bana herkes Göztepe'li falan kızıyor. İsteyen kızsın, isteyen kızmışsın. Benim en büyük dostum Karşıyaka. Ya Karşıyaka o olacak ki Göztepe olsun. Göztepe olacak, Karşıyaka olsun. Keşke Altay Süper Lig'e çıksa, Altınoluk'a çıksa. Karşıyaka çıksa, İzmir çıksa, İzmir kazansa. Bana diyorlar sen bunu niye söylüyorsun? İçimden gelerek söylüyorum. Ya Karşıyaka'nın kaderi bize benziyor ya. İnanılmaz sevgiyle tattık sana Göztepe. İnanılmaz sevgiyle tattık sana Göztepe. Ben Amigolu'ya başladığım zaman 16 yaşındaydım. Hiç unutmuyorum, rahmetli Sarı Yaşar Göztepe Fenerbahçe maçında, o zaman Fenerbahçe taraftarları Altay binasının olduğu yerde balkonun birazına koyuyorlardı. Öyle yoktu. Herkes İzmirliler geliyordu. Fenerbahçeliler çıktı oraya bayrak astılar. Daha o şeyler, projektörler yeni yapıldığı sene. Ama yarıya kadar çıktılar benim fazlaşıklarımdan. Yaşar abi Allah rahmet eylesin bana dedi İsmail çıkar mısın buraya? Çıkarım abi dedim. Çıktım. Projektörün üstüne Göztepe bayrağını astım. Daha 16 yaşındayken. Ve maçı orada seyrettim. İnmedim aşağıda. Beni bütün amigolar sever. Şimdi Beşiktaş Çarşı, geçin mesela Şevşek Ali beni sever. Kemal Çarşı liderleri beni sever. Diğer arkadaşların hepsi. Kasap Yusuflarına varıncaya kadar. Fenerbahçe'de zaten hepsi arkadaşım. Benim amigolara yani tavsiyem olamaz yani, ricam olur. Onlar da kitlelere sonunda yani hitap eden insanlar. Kavga ediyor, işi bıraksınlar aralarında. Benim tek isteğim bu. Türk sporun da ilerlemesi için böyle olması gerekiyor. Göztepe. Eski İstanbulluların çocukluk eğlencesi semtlerde kurulan sirklerdi. Özdemir Turan çocukluk yıllarında gittiği o sirklerde sihirbazlar ve denge sırıklarıyla tanıştı. Gördüklerini hiç unutmadı. Zamanlayıp cambazına merak sarıp Selanikli bir sihirbazın desteğiyle ip üstüne çıktı. Arada diş hekimi bile oldu ama ip üstünden hiç inmedi. Özdemir Turan 51 yıldır ip üstünde süren cambazlığını hayatın içinden anlattı. Geceleri ay ışığında gidip o teraziyi yerinden çıkarıyorum. Rahmetli ustalarıma ihanet etmek istemiyorum. Bu işin tadı, tuzu, her şeyi alkış. Ben ip cambazı Özdemir Turan. İstanbul Laleli'de doğdum. Laleli'de büyüdüm. Bir gün rahmetli babam geldi eve. Şehzade başına gittiğini görmeyeceğim dedi. Ve yasaktan merak doğar. Babam böyle söyleyince ertesi sabah gittim, aradım, Şehzade başını buldum ve ilk gittiğimde oraya Selanikli sihirbaz Farabi'yi gördüm. Birkaç kez üst üste gösterilerini seyretmeye gittim. Ama bunlar hep ailemden ve babamdan gizli.
Sihirbaz Fahri abinin dikkatini çekmiş. Bana dedi ki kapıda dururken, delikanlı dedi, sen dedi sihirbazlığı çok mu seviyorsun? 10 gündür ben seni görüyorum, aynı gösterileri devamlı izliyorsun. Evet, çok seviyorum ama ben hayatımda ilk defa sihirbaz görüyorum. En sonunda kışa doğru ben ona dedim ki, senin yanında ben de çalışabilir miyim? Ama ailenin buna ne diyeceğini nereden biliriz? Babanın, annenin haberi var mı? Benim babam bana şehzade başına gitmeyi yasaklamış bir adamın böyle bir şeyden nasıl haberi olabilir? O zaman içerisinde gelip giderek ustanın sevgisini kazandım. Usta benim çok başarılı olduğuma karar verdi. Ondan gördüklerimi evde illüzyon takımları yapmaya başladım kendi kendime. Birkaç kişiye o gösterileri yapıp göstermeye başladım. Ta ki bir sene, bir buçuk sene sonra babamın da kulağına gitti. Yani benim babamdan gizli şehzade başına gittiğim aşikar oldu artık, meydana çıktı. Benden saklı yapıyorsun, doğru yapmıyorsun. Evet dedim baba, gidiyorum. Ben orada Sihirbaz Fahri abi diye bir ustayla tanıştım. Benim bu iş çok hoşuma gidiyor. Ben gideceğim baba dedim. Babamla ustayı bir şekilde tanıştırdım. Ben daha rahat gidip gelmeye başladım ustaya. Bir iki yıl sonra bir yaz günü babama ben yaz tatilinde ustayla gideceğim, çalışacağım dedim. İşte burada babam benimle tamamen arayı açtı ve benimle doğru dürüst konuşmamaya başladı. Ustam beni Türkiye'ye tüp yeni girmişti, küçük tüp. Tüp almaya yolladı. Ben tüp elimde gezerken caminin önünde cambazları gördüm. Muğlalı cambaz Yakup. Onun gösterilerini seyretmeye başladım. Adamlar ellerindeki denge sırığı dedikleri, bize göre terazi. Teraziyi caminin bir kenarına sıkıştırıyorlar, gidiyorlar. Bir dahaki hafta cuma günü geliyorlar. Ustada ne görüyorsam geceleri ay ışığında gidip o teraziyi yerinden çıkarıyorum. Bugünkü İtalyan modern tel takımı değil, telefon direkleriyle kurdukları bir tel var. Kuyruk bölümü biraz alçak. Ben orada çalışmaya başladım. Ben nerede bu gösterileri yapabilirim diye yer araştırırken Dolmabahçe'de küçük çiftlik parkına bir sirk geldi. Hayvan bakıcılarından bir tane arkadaş edindim kendime. Dedim ki ben cambazlarla görüşmek istiyorum. Adamlar hepsi yabancı değil. Ben, Türkçe bilen yok bile beni tanıştırdı. Ona bir şeyler söylüyor, ben hayran hayran dinliyorum ama ne söylediğini bile bilmiyorum. Meğer çocuk demiş ki ona, bu bizim Türk cambaz. Burada bir gösteri yapsın. Bir deneyelim. O çıktığım yer hemen hemen bizim oynadığımız tele göre en azından 2-3 metre daha yüksek. Ayaklarım zangır zangır titriyor. Vücudumda titremeyen yer yok. Mahya'dan Mahya'ya geçtim. Ama nasıl geçtim? Demiş ki çocuğa, söyle heyecanlanmasın. Çok heyecanlandı. Baksana neredeyse suya dönecek. Onlarla da gizli gizli çalışmaya başladım. Okul bitti, yaz geldi. Bir otobüs bileti buldum ve Muğla'ya gittim. Ustayı buldum. Sende cevher var, ben seni yetiştireceğim. Sen yapabileceğin kadarını bizim yanımızda öğren. O öğren dediği 14 yıl sürdü. Üniversite geldi. Üniversiteyi de ustamın yanında bitirdim. Doktor oldum ama ben halen gönlüm bu işlerde. Sonra Yakup Usta bana dedi ki, çok yaşlandım. Ben bu işi yapamayacağım. Cambazhanemi sana vereyim. Sen çalış, bana da bir çırağı yaz, ne yazarsan. Ama açıkçası benim gönlüm doktorlukta değil, bu işte olduğu için. Doktorluk benim çok hevesim. Bu kuklacı Necdet Müldürür vardı. Bir de hepinizin çok iyi tanıdığı Hababam sınıfının kapıcısı Veysel Dayı. Meşhur Veysel Dayı, Hakkı Karadayı'dır onun adı. O da benim yanıma geldi. O zaman tabii böyle Hababam sınıflarında falan oynamıyor. Bir mızıkayla şov yapıyor. Kuklacı ile birlikte biz tek başımıza cambazhaneyi gezdirmeye başladık. 3 kişi. Türkiye'de ayak basmadığım bir kent, bir kaza, bir köy abartısız yok. Ve o gösteriler yaptığım yerlerde halen öyledir. Seyirci bizi seyrederken en büyük merakı, cambaz düşer mi? Hep böyle seyrediyorlar bizi.
evliliğim içerisinde ip cambazı olduğumu biliyorlar ama yıllar içerisinde ben turnelere gidip gelmekten, evden uzak kalmaktan belli bir süre sonra onlar da bıktılar. Ve onlar da artık ip cambazlığına ve sihirbazlığa karşı çıkmaya başladılar. İki evlilik, dört çocuk. Yalnız bu meslek yüzünden aram açıldı, huzurum bozuldu. Maddi bir şey götürmediği gibi manevi her şeyi götürdü bu meslek. 7'ye yakın kaza atlattım ama bunların iki tanesi benim hayatımda yer etti. Ben Gülhane Şenliklerinde zil elimde tanıtımımı yaparken gösterimin takma bacaklarımla birlikte boyum 5 metre. Kalabalığın içerisinde insanların üstünde dolaşırken sevgisinden mi neden bilmiyorum adamın biri bir sarıldı abi benim dengem. Hareket halinde aldığım için hareketimi durdurdu. Tepe üstü devrildim ve kolumun üstüne düştüm. Kolum kırıktır, sakattır halen. Zonguldak Kara Elmas Festivali'nde telimizi kurduk, hazırladık. Otele gidip dinleneceğiz. Belediye, görevlileri oraları sulamaları gerek ihtiyaç duymuşlar. Akıllarına gelmemiş ki bu adam buraya bu kazıkları çaktı. Bunları ıslatırsak bu gevşer. Ben tele çıktım, ağırlığımı zıplayınca kazığın biri yerinden fırladı ve bizim takım olduğu gibi yıkıldı. Ben onunla birlikte yere düştüm. Büyük tehlikeli kazalarım bunlardır benim bu 50 yılda. Bolu panayırına katılacağım. Anlaştığım küçük kamyonete eşyaları koydum. Bolu Dağı'na çıkarken bana dedi ki paramı ver. Benim cebimde başka para çıkmadı. Bir sürü arabayı kenara çekti. Eşyalarımla birlikte beni Bolu Dağı rampasında indirdi. Perişanlık, bavullar, eşyalar, orta yerde kaldım. Hemen orada telimi kurdum. Otobüsten inenler yemeklerini yiyor. Dışarı çıkıyorlar. Ben hemen tele çıkıyorum. Zaten bütün millet altıma toplanıyor. Gösteriler yaparak bir yazı öyle geçirdim. Rahmetli ustalarıma ihanet etmek istemiyorum. Çünkü onlar yüzyıllarca bu gösterileri yapan, araştırdığım ustalar da dahil, tanıdığım ustalar da dahil, onlar hiçbir tanesi güvenlik önlemi almamıştı. Kaldırımlarda yürürken bile arabalar insanlara çarpıyor. Bana göre tel çok daha güvenli. Bu işin tadı, tuzu, her şeyi alkışlıyorum.